Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim güzel halkım, benim değerli halkım. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Şimdi ben size birkaç tarihi eser yer göstereceğim. Onları size gösterirsem, sizlerle paylaşırsam daha da iyi, daha da mutlu olacağım arkadaşlar. Şimdi ben size öyle bir yer göstereceğim. Aklınıza, hayalinize alamayacağınız böyle bir sürü kazılmış yerler mevcut burada. Arkamda yani, arkamdaki mevkide. Sağında, solunda. Hepsini nasip olursa size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik ben size tarihi yerleri göstereceğim. Bayağı bir yer göstereceğim dediğim gibi. Hadi gidelim bir görelim arkadaşlar. Nasıl yerler bunlar? Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar şimdi ben bahsetmiş olduğum yerlerden birisine geldim. Şimdi burası çok anlamlı bir yer. Yani şöyle taşlara baktım, üst üste koymuşlar, böyle hep aynı şekilde koymuşlar. Yani bir el değilmiş bu taşlara. Ne bileyim yani. Şimdi siz de zaten göreceksiniz. Hadi ben size göstereyim arkadaşlar bunu. Arkadaşlar burada giderken aşağı doğru inerken bunlara denk geldim. Tamam mı? Bakın ne kadar çok taş var arkadaşlar, böyle bakın. Bakın şu taşa bak ya, bu elle mi koymuş? Allah'ım yarabbim, nasıl bir taş bu ya? Şuna bakın arkadaşlar. Uf. Ya resmen işlenmiş taş bu ya. Görüyor musunuz arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar bakın, bunlar da el yapısı gibi ya. Burada arkadaşlar var ya, burada bak çok fena bir şeyler olabilir. Bakın bak, bütün arkadaşlar kesilmiş, görüyor musunuz bakın. Yok arkadaşlar, bu doğasal değil bu. Ya şuna bir bakın Allah'ını seversen ya. Bak. Şu taşı gördünüz mü? Bakın şu taşı. Bir de alttakine bakın. Bak nasıl kesilmiş. Bir de soldaki taşlara bakın bak. O da kesilmiş. Bir de bu taşların sağını bakın. O da kesilmiş. Onun bir sağını bakın, o da kesilmiş. Üstlere bakın, onlara kesilmiş. Bu taşlar doğasal değil. Doğasal taş, doğasal kaya böyle olmadı arkadaşlar. Bakın şunlar mesela, doğasal şunlardır mesela, tamam mı? Bakın şu ayağımın dilgeni falan, onlar doğasal olabilir. Doğasal. Ama bunlar el değmiş. Bu taşlar niye böyle koymuşlar? Oradan bir başlıyor. Belki 200 metre boyunca gidiyor taşlar. Yani taşların, kayaların bir ucundan bir ucu 200 metre var. Bakar mısınız şunu ya? Oradan başlıyor, böyle geliyor, geliyor. Hadi bakalım yürüyelim biraz. Bak üst taşlara. Tamamıyla üst üste konulmuş. Buralar arkadaşlar kimsenin bilmediği yer. Yani köyümüzdeki bizim 80'lik dediler bile buraları bilmezdir. Çünkü çok ıssız bir yer arkadaşlar bunlar. Kimsenin bilmediği bir yer. Yani burada Allah korusun bayılsak, ölsek etrafımızda kargalar döner yani. O derece şey. Bakın şu orman arkadaşlar. Görüyor musunuz ormanı? Ne kadar yüksek. Bakın. İlerleyelim. Ben daha önce buradan da geçmiştim arkadaşlar. İşte ben burayı unutmuşum, tamam mı? Diğerine gelirken ilk baktığım yere bakarken burası hesapta yoktu. Buranın doğasal olduğunu düşünüyordum ama hayır, hayır abi, doğasal değil burası. Burası doğasal değil. Çünkü böyle doğasal bir şey olamaz. Bakar mısın ya? Bak Allah'ını seversen şu taşa baksana. Yani. Bak. Koskoca kayaların etrafında, görüyor musun bakın. Şöyle ufak bir taş.
Bu ne arıyor yani? Bu taş buraya sıkıştırılmış. Ne amaçlı yapmışlar bunu anlamıyorum yani. Hele ki bak şunların arkadaşlar kocaman kocaman tırların bile taşımakta zorluk çekebileceği bir kaya. Bunlar nasıl böyle koymuş eski insanlar, makine falan yokken, vinç yokken, ne bileyim kepçe yokken. Bakar mısınız şuna ya? Uf. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak burasında denk geldiğimiz diyorlar. Ben burayı normalde size göstermeyecektim. Demek ben daha önce buraya dikkatli bakmamışım ya. Bakar mısınız şunlar? Şu ağaçlar da var ya. Tam yerine çıkmış yani. Bakar mısınız? Kocaman kocaman kayalar. Dediğim gibi 200 metre boyunca oradan başlıyor. 200 metre boyunca böyle aşağı yukarıdan aşağı doğru geliyor. Ve de dizayn edilmiş halde geliyor. Arkadaşlar sorun işte, tanıdıklarınız falan varsa sorun. Ne anlama geliyor deyin. Elbet bilenler de vardır. Kimisi tabii kafadan sıyırır. Tamam mı? 100 kişi sorsanız 90 kişi kafadan sıyırır. Yok şöyle der, yok böyle der. Bilip bilmeden yanlış bilgi verir. Bakın Allah aşkına ya. Elbet ki bunların bir anlamı var. Ya bunlar çok büyük bir defineyi işaret gösteriyor arkadaşlar. Ya da başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ya da ne olabilir ki? Adam bunu niye buraya koştu böyle düz bir halde? Şöyle gidelim. Ben buradan tam güneşten göremiyorum da telefonları kameralarını çekeyim böyle. Görüyor musunuz? Bundan sonra arkadaşlar ben size böyle el değmiş, kazılmış çukurları falan göstereceğim arkadaşlar. Bunları gördünüz arkadaşlar. Artık yorumlar sizde. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Ben buraya o kadar zorlukla geldim arkadaşlar. Yani yollar o kadar bozuk ki. O kadar hendekli, böyle çukurlu mukurlu. Arkadaşlar sırf böyle çekim yok da sizlere paylaşmak için arkadaşlar. Yani sizlere bunları gösterebilmek için arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü, her tarz videolarımdan haberdar olun. Hadi gidelim ben size diğer yerleri göstereyim. Arkadaşlar burada biraz su kaynağı var ama bu su içilmez ya. Bir de burada kaplumbağa var arkadaşlar. Ay nasıl bakıyor? Nasıl da bakıyor? Lan? Ne yapıyorsun? Hey. Herhalde galiba buraya su içmeye geldi. Kaplumbağa kardeş. Burada biraz su var ama bu su içilmez ya. Burası arkadaşlar doğasal böyle bir dere. Tepeden işte yağan yağmurların kaynaklarından aşağı doğru geliyor. En azından ben yüzümü yıkadım ama bu içinde kurbağa falan var. Bundan bakın ya. Bakın burası da böyle. Tamam şöyle gidiyor. Baharda falan akar da. Eskiden hem baharda akardı hem yazın akardı. Şimdi mübarek akmıyor işte. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar şimdi aşağıya indim ben. Ama bakın az önce şu karşı tepe var ya arkadaşlar. Başı tam böyle var ya başarısı bak. İşte arkadaşlar ben oraya çıktım az önce. Ama siz bir de gelip bana sorun. Öldüm bu sıcakta arkadaşlar. Vallahi öldüm. Hadi şimdi traktörümüzü binip gidelim başka yer göstereyim ben size. Arkadaşlar bu kadar diyeceğim. Neden dersiniz? Çünkü o kadar bir susadım ki traktöre su almamışım. Tamam mı? Orada baharda normal bahar ayında su akardı. Havalar yaz havası olduğu için
Oradaki sular kesilmiş. Böyle dudaklarım kurudu. Neredeyse bayılacağım artık. Kusura bakmayın. Bugün artık bu kadar diyeceğim. İnşallah birkaç gün sonra videoların devamını getireceğim. Kusura bakmayın yeniden. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Ne kadar bol abone, o kadar bol video çekim hevesi olur bende arkadaşlar. Onun için abone olup bildirimleri açmayı ve de beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.